Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet arkadaşlar, yavaştan başlayalım. Hocamız 35 geçe gelecek, öyle anlaştık. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir kitap okuma etkinliğimiz vardı. Bunu vizelerden sonraya bırakmıştık ama çünkü vizelerden dolayı. Şimdi kitap okuma etkinliğimizi şöyle anlatayım. Bir yandan da gelenler var, onlar kabul oluyor. Edeyim. İyi yayınlar versin. İzliyorum buradan, tamam Teşekkür mı? ederim Kibra. Teşekkür ederim. Ben sessize alayım. Herkese iyi seyirler. İnşallah bol bilgili, bol eğlenceli bir yayın olur. Hepinize diliyorum. İnşallah biz de öyle umuyoruz. Şimdi bu kitap okuma etkinliğimiz için arkadaşlar size bir form göndereceğiz. Daha doğrusu Instagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden bir form yayınlayacağız. Bu formla bir kaydı olduktan sonra sizlerle ortak bir kitap belirleyeceğiz. Daha sonra Aydın Hocam gelmiş. Daha sonra Twitter'dan bu kitapla ile ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz canlı yayında birkaç kişi sohbete alınabiliyor. Olmak isteyenlerle yayınladığımız form üzerinden iletişime geçelim. Aydın Hocam gelmiş. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Berfin'cim, hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız, iyi misiniz? Pardon bir tanem. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz hocam, sizi sormalı. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Umarım sıkıntı yoktur, sesim geliyordur, görüntüde de Her herhalde. şey yolunda hocam. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece bir gelenlere. Erken mi girdim yoksa? 2 dakika kadar hocam ama sıkıntı değil. Tamam. Çok özür dilerim. Sıkıntı değil. Hocam isterseniz siz yavaştan başlayın kendinizi anlatmaya. Nerede çalışıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Peki. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Çoğunuz bilmiyorum şu an katılımcıların bazılarını görebiliyorum. Tamamını göremiyorum. Herkese iyi akşamlar. İsmim Aydan Acar Şahin. Ankara Üniversitesi'nde botanik anabilim dalında araştırma görevlisiyim. Doktoramı geçen yıl bitirdim, 2019 Mart ayında. Lisans mezuniyetim Hacettepe Biyoloji, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü. Ardından ben yüksek lisans ve doktorayı Ankara Üniversitesi'nde tamamladım. Profesör Doktor Nur Münevver Pınar'la ve aerobiyolojik çalışmalarla ilgiliydi tezlerim. Evet, tamam. Onlara değinebilirim isterseniz veya sizin merak ettiğiniz sorular varsa öyle de gidebiliriz. Ama genel olarak ben atmosferdeki polen ve sporların dağılımlarını, işte havadaki konsantrasyonlarını, bunları etki eden faktörleri veya işte küresel iklim değişikliği gibi büyük değişikliklerin bu polen ve sporların atmosferde kalma sürelerini nasıl etkilediğini araştırdım. Genel olarak böyle söyleyebilirim ama ayrıntıları sizlerle birlikte daha ayrıntılı konuşabiliriz. Berfin'cim. Hocam 1 dakika bekleteceğim size. Tabii ki. Hocam bütün anlayamadım ama ne yazmak istiyorum? Bütün ışık doktora da Türkiye'de kayıt yaptırsam. Hocam sesi alabilir miyim? Merhaba. Şimdi bütünleşik doktora da Türkiye'de mesela bir yerde kayıt aldım, kabul aldım ve yaptım henüz. Sonrasında yurt dışında burs buldum ve yurt dışına gidebiliyor muyum bu kaydımı iptal ettirip? Gidebilirsin. Şu an konuşan kim? Berra mı? Evet hocam. Berra'cığım, bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla şimdi şöyle bir şey var. Hangi üniversiteye gideceğine göre değişir. Avrupa'daki üniversitelere direkt doktora kaydı yaptırabiliyorsun. Aynı burada bütünleşik doktora gibi.
Orada master yapmadan bazı üniversiteler işte direkt doktoraya da alabiliyorlar. Dilersen master da yapabilirsin. Yani o tamamen senin gitmek istediğin üniversitenin koşullarıyla alakalı. Başvuru koşullarına bakman lazım. İşte belli kriterleri var. Akademik ortalama sorabilirler. İşte bir dil puanı veya İngilizce, bazen işte Almanca istiyor yüksek lisans ama doktora da istemiyor mesela. Doktora da İngilizce programı olan bir üniversiteye gidersen, atıyorum Almanya'da, Almanca bilmeden de doktoraya başlayabilirsin. Bunları baştan mı konuşalım bu tarz soruları, yoksa nasıl yapalım? Hocam önce isterseniz bir... Bela, ne yapıyorsun? Bilmem de. Canlı yayın vardı, unuttun mu? Hocam isterseniz... İstersen katılımcıları mikrofonlarını kapatmalarını söyleyebilirsin Berfin'cim. Hocam, dinleme aşamasında mikrofonlarını kapatabilirler. Evet, haklısınız, haklısınız. Veya sen yetkiliysen sen otomatik herkesinkini kapatabilirsin. Yeni gelenleri kapatmayı unutmamışım. Evet, şu an kapattım. Tamam. Hani belki arka plan sesinden o şekilde kurtulabiliriz. Tamam, şu an sıkıntı yoksa ayrı biyolojiden biraz bahseder misiniz hocam? Tamam, zamanı daha iyi değerlendirmek adına öyle yapalım. Sonrasında yine arkadaşların yüksek lisans, doktora ya da yurt dışı eğitimle konuşabiliriz. Aynen. Evet. Şöyle, aerobiyoloji aslında isminden de belki anlayabilirsiniz. Aero hava demek, air'dan geliyor. Atmosferde yer alan airborne dediğimiz partiküller var arkadaşlar. Bunlar polen olabilir, spor olabilir, mantar olabilir, mantar hifi olabilir. Protozoa parçaları olabilir, bitki, böcek ekstremiteleri olabilir, akarlar olabilir, başka aklıma gelen şimdilik bunlar. Bu tarz biyolojik materyallerin atmosferde dağılımlarını, işte hangi dönemlerde atmosferde yoğun bulunduklarını, nerelerde birikebildiklerini, bunları etki eden çeşitli çevresel faktörlerin etkisini inceleyen bilim dalı olarak düşünebiliriz aerobiyolojiyi. Evet. Yani temelinde biyolojik partiküllerin havadaki dağılımlarını inceleyen, bunların konsantrasyonlarını belirleyen bir bilim dalı, aerobiyoloji. Ama birçok bilim dalıyla da etkileşim halinde, ilişkili. Çünkü mesela alerjiyle ilişkili, havadaki polen, spor dedik, bunların bazıları bizler için alerjik özellik gösteriyor. Yani bitki ya da işte mantar ya da küf mantarları bu sporları üretirken veya bitkiler polenleri üretirken aslında kendi yaşam döngülerini devam ettirmek için, nesillerini devam ettirmek için, üremek için üretiyorlar. Fakat bizler için bunlar içerdikleri alerjen proteinler nedeniyle alerjik özellik gösterebiliyor. Yani doğadaki canlılar, diğer bitkiler ya da neyse işte mantarlar kendileri için üretiyorlar aslına bakarsanız, ama bizler de böyle etkiler yaratabiliyor. Aerobiyolojinin altında aeropalinoloji diye de bir alt bilim dalı var. O aslında bu polen ve sporları temelde inceliyor diyebiliriz. Evet. Bilmiyorum herkes biyoloji kökenli mi? Belki polen ve sporun ne demek olduğunu da biliyorlardır diye düşünüyorum. Bilmiyorlarsa da hani şöyle bir kısaca belirtirsek, çiçekli bitkiler var. Bunların işte üreme birimleri var. Çiçekli bitkilerin ürettiği erkek gamet gibi düşünebilirsiniz polenleri. Çiçeksiz bitkilerinde veya işte tohumsuz bitkilerin diyelim, karayosunu gibi, eğrelti gibi veya mantarların üreme birimleri de spor oluyor arkadaşlar. Bunlar havada serbest halde dolaşabiliyorlar. İşte bizler için alerjik özellik gösterebiliyorlar. Böyle özetleyeyim, aslında çok ayrıntıya girmeyeyim. Senin Berfin'cim soruların varsa o şekilde. Evet hocam. Devam. Peki havaya karışmış bu organik parçaları nasıl tespit ediyoruz? Nasıl mümkün oluyor bu? Evet, nasıl inceleyebiliriz? Peki dağılımlarını nasıl bilebiliriz? Evet, evet. Nasıl konsantrasyonlarını belirleyebiliriz? Çeşitli tuzaklar var. Polen tuzağı ya da spor tuzağı diye geçiyor. Bunlar hava çekiyorlar. Şöyle düşün. Evde düşünün. Elektrikli süpürgeyle de mesela halının üzerinden toz toplanıyor ya. Evet. Aynı şekilde biz de havadan toz topluyoruz. Genellikle binaların çatılarına yerleştiriliyor bu tuzaklar. Bir 15-20 metre yükseklikte bir alana da yerleştirebilirsiniz. Daha yere yakın insan hizasında da bir yere yerleştirebilirsiniz. Önemli olan etrafın açık olup hava girişinin, hava sirkülasyonunun olması gerekir. Evet, evet. Bu tarz cihazlara. Biz bunları işte polen tuzağı ya da spor tuzağı deriz.
Bu tuzaklar hava çekerler ve o hava belli bir yere toplanır. Mesela bir bant üzerine toplanır bir cihazda. Bant üzerinden partiküller mikroskobik olarak işte preparat haline getirilip incelenebilir. Veya bir filtreye toplanabilir. Yüksek hacimli hava örnekleyicisi diyoruz. Ben doktora tezimde yüksek hacimli hava örnekleyicileriyle de çalışmıştım. Normal tuzaktan bu yüksek hacimli hava örnekleyicilerinin farkı daha fazla hava çekmesi. Mesela ben doktora tezimde, burada değineyim ona, Ankara atmosferindeki belli başlı bazı polenleri ve bunların alerjenlerini, küf sporları ve alerjenlerini tespit ettim. Bunun için bir çatıda Ankara Üniversitesi'nde kampüste ben aslında doktoramı yüksek lisansımla işte Profesör Doktor Nur Münevver Pınar Hoca ile yaptım ama beraberinde hocanın da bir öğrencisi olan ve şu an Zonguldak'ta görev yapan Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Şenol Alan hocamızla da yürütücülüğünde olan bir proje kapsamında tezimi tamamlamıştım. Bu proje kapsamında biz şunu yaptık. Havadan aynı zamanda polenleri ve sporları izlerken, miktarlarını mikroskobik olarak belirlerken bunların içerisinde yer alan proteinleri de biz moleküler çalışmalarla tespit ettik. Bu proteinlerin de miktarını ve hangi dönemlerde fazla olduklarını tespit ettik. Bunun için de farklı bir tuzak kullandık. Yüksek hacimli hava örnekleyicisini kullandık. Diğer tuzak dakikada 10 litre hava çekerken bu örnekleyici dakikada 900 litre gibi çok yüksek oranda bir hava çekiyor. Ve filtrelere topluyor. Sünger filtreleri düşünebilirsiniz örnek olarak. Bu tozlar bu sünger filtrelere toplanıyor ve siz bunları işte çeşitli isterseniz DNA miktarına, isterseniz protein miktarına veya ELISA yöntemiyle çeşitli spesifik antikorlar kullanarak proteini tespit edebilirsiniz. Hatta bunlarla aynı zamanda virüs çalışmalarında da kullanabilirsiniz siz bu örnekleyicileri. İşte hangi virüsün DNA'sı ya RNA'sını mesela analiz edebilirsiniz. Veya işte COVID-19 için bile çalışılabilir, kullanılabilir. Ya da havada işte şarbon var mı? Biyolojik savaş etmenlerini takip edebilirsiniz bu örnekleyicilerle. Yani havada yer alan bütün partikülleri siz eğer elinizde uygun antikorunuz varsa veya işte uygun DNA primerleriniz varsa veya RNA çalışacaksanız tespit edebilirsiniz. Bu tarz çalışmalar yürütüyoruz. Hocam çok ilgi çekici bir alan gibi görünüyor. Peki bu alanı seçme sebebiniz de ilginizi çekmesi miydi? Neydi? Şöyle ben biraz tesadüf biraz da ilgimi de çekti tabii ki. Ben lisede de çok biyolojiyi seven bir öğrenciydim. Ortaokuldan itibaren de alerjik bir bireyim ben. Yani polenlere ve akarlara alerjim var. Bayağı da yüksek yani hemen hemen tüm yıl boyunca süren bir alerjim var. Sürekli ilaç kullanıyorum. Hatta aşı olma seviyesindeyim ama erteledim. Genelde mevsimsel olurdu sizinki sürekli devamlı. Benim Şubat'ta başlıyor, Ekim-Kasım'a kadar devam ediyor. Ben bir şu aralar işte kışın bir tık daha iyiyim diyebilirim. Şu an bile burnum tıkalı mesela. Böyle bir şeyim var benim çocukluktan gelen bu alerjiyle bir haşır neşirliğim var. Onun dışında da ben mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi'nde botanik kadro açılmıştı ve başvurmuştum. Biraz da tesadüf o kadroya girdikten sonra işte hocam Münevver Hoca oldu. Münevver Hoca da polen çalışıyordu. Dolayısıyla ben ona dahil oldum. Çok da mutlu oldum. Alanımı da çok sevdim çünkü ilgiliydim de. Hacettepe'de de yine polenle ilgili araştırmalar yapmıştım. Ama orada daha çok arı polenleriyle ilgili çalışmıştım ama yani polenolojiden çok uzak değildim. Biraz dediğim gibi tesadüf, biraz ilgi ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Ben biyolojinin bütün konularını seviyordum. Yani özellikle ayırdığım bir anabilim dalı yoktu. Zoolojiye de ilgiliydim, botaniğe de ilgiliydim, genetiğe de, moleküler biyolojiye de. Ben biyolojiyi genel olarak çok seviyordum. Doğayı ve canlıları çok sevdiğim için ve o süreçleri, mekanizmaları öğrenmeyi çok sevdiğim için belki. Öyle bir kesinlikle ayrımım yoktu. İnan hatta doktora sonrası şu an böyle en çok beni ne cezbediyor? Yeni yeni keşfediyorum aslına bakarsan. Şimdiye kadar çalıştığım konuları sevdim ama ya benim asıl ilgi alanım neymiş? Yeni keşfediyorum. Ona da sonra değiniriz belki. Yani çok sizler de ya ben lisanstayım, 3. 4. sınıftayım hala işte hangi konuya odaklanmalıyım karar veremiyorum gibi bir kaygınız oluşmasın. Çünkü dediğim gibi yüksek lisansta veya doktorada da oluşabilir bu. Ne konu çalıştığınızdan ziyade biraz belki garip geleceksin ama kimle, hangi hocayla çalıştığınız çok önemli.
Yani bir danışmanı doğru seçmelisiniz. En önce ona karar vermelisiniz. Eğer içinizde akademik kariyer düşünen, işte yüksek lisans, doktora yapmak isteyen veya yurt dışına da gidecek olsanız, kesinlikle çalıştığınız danışman önemli. Çalıştığınız laboratuvarın başındaki kişi önemli arkadaşlar. Yurt dışı için söylüyorum. Burada da danışmanınız önemli. Siz zaten danışmanınızı seviyorsanız, şöyle genelleyelim onu. Danışmanınız aktifse, proje üretiyorsa, laboratuvarı aktifse, çalışıyorsa, yayın üretiyorsa, öğrencilerini destekliyorsa laboratuvar ortamı veya burslarla, bu koşullara sahipse siz zaten o konuyu da çok seversiniz. İçine girersiniz, çok merak edersiniz. Yani ön yargılarınız olmasın. Lütfen biyoloji, özellikle biyoloji öğrencileri varsa burada, belki başka alanlardan var mı bilmiyorum ama onlar için şunu söyleyebilirim. Lütfen hiçbir konuya, biyolojik hiçbir konuya ön yargınız oluşmasın. Bir biyoloğun her alandan bence algısının geniş olması lazım. Tüm kesinlikle, canlıları, doğaya. Kesinlikle ki zaten biyoloji canlı bilimi. Hani bütün dünyayı bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben de o yüzden biyoloji seçtim. Ön yargısı olmasın. Vardı bizim öğrencilerimiz. Laboratuvar derslerine giriyorum. İşte bitki histolojisi, morfolojisi bazı arkadaşlar bilir. Ya da işte plant biyoloji, plant morfoloji. İngilizce derslere de giriyorum. Evet. Hocam ben bitkiyi sevmiyorum ama işte bu dersi seviyorum diyordu mesela. Bu bana çok garip geliyordu. Veya dersi de sevmeyebilir. Yani diyordum sen biyolog olacaksan, onlara da belki garip geliyordu bu. Hayır diyordum, seveceksin. Evet. Zooloji de seveceksin, botaniği de seveceksin. Ayırmayacaksın. Ben de mesela bitkiye daha uzağım hani diğer alanlara nazaran. Öyle hissediyorsun ama sen mesela bir çalışma yapacaksın. Atıyorum işte moleküler çalışacaksın ama moleküler biyolojiyle atıyorum. İşte PCR yapacaksın, yeni nesil sekanslama yapacaksın. İşte atıyorum bölgeni çalışacaksın. Ama senin orada bir temelde bir neyin üzerinde çalışacaksın? Ya hayvan dokusu, hayvan üzerinden gideceksin ya bitki üzerinden gideceksin. Yani sen moleküler çalıştığın zaman ya mikroorganizma üzerinden gideceksin ya bitki ya hayvan üzerinden gideceksin. Sonuçta gene temelde bu temel bilimlere inmen lazım. Biyolojinin temeli, zooloji ve botaniktir aslında bakarsan. Moleküler, genetik bunlar sonradan gelir. Temelde sen ne çalışırsan çalış, metodun moleküler metot olsun. Temelde bir bitki, bir hayvan, bir mikroorganizma üzerinde çalışacaksın. Dolayısıyla ön yargılı olmamak lazım, geniş bakmak lazım. Biyoloji bence öyle daha güzel. Canlıların etkileşimini kavramak daha güzel. Belki evrimsel biyoloji çalışacaksın atıyorum. Bütün şeyi bilmen lazım. Sadece kendi çalıştığın türü değil, diğer ilişkili olduğu türleri de bilmen lazım gibi. Peki hocam, aerobiyoloji ile ilgili çalışmalar yapmak isteyenler yüksek lisanstır. Ne bileyim, bunlarla ilgili ne yapmalılar, ne kitapları, hangi kitapları okumalılar, hangi hocaları takip etmeliler? Teşekkür ederim Berfin'cim. Şöyle olabilir. Yani lisansta belki ilgi duyuyorsa, tabii ki bu alanda çalışan mesela bizim üniversitemizdekiler, arkadaşlar bizlere başvurabilir. Bana, Münevver Hoca'ya gelebilirler. İlgili olduklarını, bizim projelerimizde, çalışmalarımızda neler yaptığımızı sorabilirler. Yardımcı olmak istiyoruz hocam, biz de labınıza gelebilir miyiz diyebilirler. Hocayla konuşurlar atıyorum, Münevver Hoca'yla veya benimle de olabilir. Bizler de duruma göre çalışmalarımıza dahil edebiliriz. Yani lisans düzeyinde de gelebilir öğrenciler ilgileri varsa, ki bizim bir öğrencimiz o şekilde bizimle başladı. Şimdi yüksek lisansa devam edecek ve bir projemizde çalışacak bizimle birlikte bursiyer olarak. Lisansta olabilir. Dediğim gibi yüksek lisansa kayıt yaptırır. İşte yine hocasını seçer, o alanda çalışan aerobiyolojiden hocalarla çalışabilir. Ankara dışındaki arkadaşlar için bu alanda yurt içi çalışmalar için şunu örnek verebilirim. Aerobiyolojik çalışmalar için yurt içinde. Ankara Üniversitesi dışında Hacettepe'de de birkaç hocamız var. Ama mesela onlar daha çok adli palinoloji çalışanlar var. Bursa'da bir ekip var. Zonguldak'ta işte bizim birlikte çalıştığımız Şenol hocalar var. Çok iyi birisidir. Çok da iyi bir laboratuvarı vardır. Onların yanına da gidebilirsiniz. Kars'ta sanırım bir ekip var. Yani aslında Türkiye genelinde çok fazla aerobiyoloji çalışmalar yürüten çok fazla ekip yok. Yani her üniversitede, her biyoloji bölümünde var mı diye sorarsan hayır. Dediğim gibi Ankara'da, işte Zonguldak'ta, Eskişehir'de var. Unuttuğum hocalarım olabilir. İzmir'de var bir ekip. Ege'de Aykut hocalar var. Şu an aklıma gelenleri saydım ama yani hani 10 taneye geçmeyecektir diye düşünüyorum. Kastamonu'da Talip Hoca var. Yine aerobiyoloji çalışmaları yürüten.
Yani birkaç yerde, birkaç üniversitede var. Sadece hani Ankara dışında yaşayanlar onları da düşünebilir. Bunun dışında kitap olarak şunu söyleyebilirim. Yani eğer yüksek lisansa başlarsanız hocalarınızın ders notlarını kullanabilirsiniz. Çünkü Türkçe bir kitap ya da Türkçe kaynak aerobiyolojiyle ilgili maalesef yok. Aslında böyle bir açık var. Biz de hani elimizde derlediğimiz notlarımız var ama kitap haline dönüştürmedik. Düşünüyoruz bunu. Ciddi ciddi 2-3 yıldır yapıyoruz ama bir türlü bir araya getiremedik. Ama yabancı kaynaklar var. Tabii ki birçok yayın aerobiyoloji denilen bir SC kapsamında yayınlanan bir dergi var. O dergiden takip edilebilir ama bunun dışında iki tane kitap önereyim ben size. Aslında bir sürü kitap var ama hani kapsam açısından ve hani anlaşılabilirlik açısından Pollen and Spores var İngilizce. Agassi ve Colton'ın. Agassi and Colton, Colton diye yazılıyor. Agassi diye yazılıyor. Pollen and Spores diye geçiyor. Bir diğeri de Allergenic Pollen diye geçiyor. A Review of Production, Release, Distribution and Health Impact gibi bir şey olması lazım isminin, uzun isminin. Ama Allergenic Pollen diye yazarsanız o da sanırım Mikhail Sofiev, Berkman, bir de Kars ismini unuttum şimdi ama soyadı Berkman'dı. Bu araştırmacıların. Yani isterseniz chat kısmından da yazabilirim. Bu iki kitap olabilir. Ama dediğim gibi yeni başlayanlar için öncelikle yüksek lisansta hocalarının ders notlarından faydalanabilirler. Yani Münevver Hoca'nın var mı mesela aerobiyoloji notları? Onlar yeterli olur. Hocam yazarsanız iyi olur. Başka yazmış Bilden. Yazabilme şansınız var mı? Tamam. Yazmaya çalışayım. Chat kısmına yazacağım değil mi? Şurada? Evet hocam. Herkese. Tamam. Pollen and Spores. Yazarı Agassi and Colton'du. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış yazmış olabilirim bazı kelimeleri ama hızlı hızlı yazdım. Diğeri de Allergenic Pollen Review of Production. Google'a yazarlarsa çıkacaktır zaten. Şu an Distribution and böyle hatırlıyorum. Uzun bir ismi vardı. Health Impacts diye geçiyor. Yani çoğunlukla alerjiyle ilişkilendiriyoruz biz aslında ayrı biyoloji çalışmaları. Çünkü amacımız şu aslında, ona değinemedim. Soluduğumuz havayı inceliyoruz aslına bakarsanız. Yani bizim nefes aldığımız havada bir sürü partikül var ve bunların bazıları dediğim gibi bizler için rahatsız edici alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Dolayısıyla biz bu çalışmaları yaparken havadaki polen ve spor konsantrasyonlarını belirlerken aslında veya hangi dönemlerde bu polenler çok diye belirlerken amacımız şu. Hani bir atıyorum polen takvimi aynı hava durumu verir gibi polen durumu vererek bu tarz işte alerjik duyarlılığı olan kişilere yardımcı olmak. Hani ilaç kullanıyordur veya işte doğaya dışarı çıkacaktır. Hangi dönemde alerjisinin yükseleceğini bilsin ki veya ne alerjisi varsa, hangi polene varsa, hı hı, o dönemde dikkat etsin ya, o dönemde park ve bahçelerde çok dolaşmasın gibi. Yani bizim amacımız bu polen takvimi veya işte polen ya da spor konsantrasyonlarını alerjik bireylerle, yine doktorlarla paylaşılarak tedavide veya teşhiste yardımcı olmak. Bir anlamda çalışmalar daha ağırlıklı olarak bu yönde ilerliyor. Ama modelleme çalışmaları da var. Mesela işte iklimsel faktörler bu polinasyon dönemlerini etkiliyor mu? Hı hı. İşte polenler, bitkiler daha mı çok polen üretiyor, daha mı az üretiyor? İşte iklimsel faktörler nasıl etkiliyor bunu? Veya bizim ülkemizde olmayıp başka ülkede, ülkenin florasında olan ama bizim atmosferik işte preparatlarımıza gelen, Ankara'da olmayan bir bitkinin polenini ben yoğun miktarda Ankara havasında izliyorum mesela. İnvaziv bir tür var, istilacı bir tür. Ambrosia artemisifolia diye. Bu bitkinin polenleri, bitkinin kendisi yok. Bir sürü biyoçeşitlilik çalışmalarında işte Ankara tarandı ama bitkinin kendisi yok. Ama polenleri ve alerjik proteinleri havada çıkıyor.
taşınarak geliyor bu polenler havada. Kilometrelerce gidebiliyorlar. Ukrayna'dan geliyor bizim ülkemize mesela. Orada çok fazla var veya Macaristan üzerinden geliyor. Avrupa'dan geliyor. Çünkü oralarda çok fazla kaynağı var. Ama hatta evet, bu bitki ta Kuzey Amerika kökenli bir bitki. Avrupa'ya da sonradan gelen, son 50 yılda gelen bir bitkinden bahsediyoruz. İstila etmeye başlamış. Hem alerjik polenleri var hem de tarım zararlısı. Aynı zamanda mesela Trakya'da ayçiçeği tarlalarını yok etmiş durumda baskın hale gelerek. Böyle de bir istilacı bir durum da var. Çok ciddi. Hatta bu ambrozya ile ilgili merak ediyorsanız Google'da arayabilirsiniz. Türkçesi zaylan. Ambrozya bitkisi tüm Avrupa'da bununla sürdürülebilir mücadeleler yapılıyor bu bitkiyle ilgili. Hatta her yıl ambrozya günleri düzenleniyor. İnsanlar işte halk bilinçlendirilerek bu bitkilerin yoğun olduğu ortamlara götürülerek bir nevi arazi çalışması gibi düşünebilirsiniz. Yakarak bu bitkilerden kurtulmaya çalışıyorlar. Çünkü herhangi bir faydası yok bu bitkinin. Dediğim gibi diğer bitkilere zarar vererek baskılıyor. Aynı zamanda da çok alerjik polenler üretiyor. Havada 10 tane ambrozya polenin mesela bir alerji yapmak için yeterli oluyor gibi düşünebilirsiniz. Böyle. Tezimde hocam, ben peki, tezimde bu çalışmıştım. 15 dakikamız kaldı. Biraz tamam, da yurt dışı imkanlarından lisans, yüksek lisans ve doktoradan da bahsedersek. Çünkü çok soruluyor. Artık tamam, artıklık getirelim istiyoruz. Tamam Berfin'cim. Şimdi şöyle... Bu arada son bir şey söyleyeyim. Bu çalışmaları merak ediyorsanız ve ilgileniyorsanız ben mail adresimi de buraya bırakayım. Veya işte yüksek lisans doktora düşünüyorlarsa bu arkadaşlar bizlerle iletişime geçebilirler. Benimle Münevver Hoca'yla çalışmalara katılabilirler. Şuraya mail adresimi de herkese attım. Özellikle İyi akşamlar. Sesim geliyor mu? İyi akşamlar. Geliyor sesiniz. Kırıkkale'den ben İlhan Coşar. Aydan hocamın lisanstan arkadaşı. Merhaba İlhan'cığım, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ediyorum Aydan. Görmediğim için aklıma gelmedi senin olacağın. Hoş geldin. Yani bilgilerini böyle nasıl diyeyim, mutluluk içerisinde dinliyorum diyeyim. Çünkü böyle hani bizim lisans arkadaşlarımızın böyle bilgi verir bir pozisyona gelmesi mutlu verecek bir şey. Mutlu olacağımız bir olay. O yüzden ben de toplantıyı duyunca bir katılayım dedim. 15 dakikalık muhabbet süremiz kalmış. O yüzden merhaba deyip sözü tekrar sana vereyim dedim. Çok teşekkür ederim İlhan'cığım. Çok teşekkür ederim. Umarım iyisindir. Öğrencilerimizden, Berfin bizim ikinci sınıftan öğrencimiz. Dersine de giriyorum. Sağ olsun o bu teklifle geldi. Yoksa yani öğrencilerin böyle bir şey yapması, öğrencilerin böyle bir şey yapması da güzel bir şey. Bizde maalesef böyle öğrenciler çok meraklı değil. Hem sayımız da az Kırıkkale Üniversitesi'nde. Ama hem Hacettepe hem de Ankara Üniversitesi'ndeki böyle bilinçli öğrencilerin fazla olması bizi mutlu ediyor. Niye derseniz biliyorsunuz hani Ankara için geçerli değil ama Türkiye genelinde bir biyoloji sayısında düşüklük var. Hatta evet, temel bilimlerde evet, bir düşüklük var. Evet, evet, bu maalesef bizi üzüyor. Yani bizim 2005-2010 yıllarındaki sayıyla şimdiki sayılar arasında evet, daha fark var. Anadolu'daki üniversitelerde böyle bir sıkıntı var. Tercih maalesef, maalesef. O da yani, istihdamdan dolayı ama kardeş yani ya, öğrenciler de haklı. İstihdam kaygısından dolayı artık biyoloji bölümleri eskisi kadar tercih edilmiyor. Edilse de büyük üniversiteleri tercih etmeye çalışıyorlar ama maalesef. Anadolu'daki üniversitelerde de çok güzel, çok kaliteli, evet, çok çalışkan hocalarımız var. Çok güzel yayınlar üreten hocalarımız var. İlhan da onlardan biri, canla başla çalışıyor alanında. Estağfurullah, aynen. Yani... O konuda öğrencilerimiz kafası rahat olsun. Yani hangi üniversiteye giderse gitsin güzel bir biyoloji eğitimi alacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki önce olan üniversiteler olabilir ama. O zaman İlhan Hocamıza da çok teşekkür ederiz Aydın Hocam. Tekrar bir yurt dışı lisans, yüksek lisans, doktora bunlara da değinmesin. Tamam, toparlamaya çalışayım o zaman. Şöyle yani ben şimdi arkadaşlarımın şeyini çok bilemiyorum background'unu ama yüksek lisans için... Şöyle konuşabiliriz. Mesela hangi üniversiteye gitmek istiyorsanız, daha doğrusu ya gitmek istediğiniz ülkeyi veya üniversiteyi belirleyin ya da hani özellikle bir ilgi alanınız, konunuz varsa o konuda ki ilgili yayınlara bakabilirsiniz. O yayınlardaki hocaların isimlerini, maillerini bulup mail atıp hocam ben sizin işte tabii İngilizce niyet mektubu yazmanız lazım. Önce bir kabul almanız lazım ama şöyle yollar da var arkadaşlar. Hani
bireysel başvurular yapabildiğiniz gibi, dediğim gibi ister üniversiteye karar verip veya bölüme, konuya karar verip bireysel başvuru yapabilirsiniz. Ama benim bildiğim kadarıyla bazı burslar var. Mesela işte YLSL miydi? YLSY'ye bursları var mesela MEP tarafından verilen. Yurt dışı yüksek lisans ve doktora, evet, YLSY'ye. Hatta 1929'da ilk Atatürk döneminde bu tarz burslar başlamış. Ecnemi memleketlere yabancı öğrenci gönderme diye geçiyor. Evet. 1929 Atatürk döneminde başlamış bu uygulama bu. Sonra bunu MEP devam ettirmiş. Evet. Şimdiki adı da YLSY'ye. Bunu araştırabilirsiniz arkadaşlar. MEP'in sayfasında var, Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Çünkü her sene, her başvuruda farklı bir kılavuz ortaya koyuyorlar. Farklı kriterler koyabiliyorlar veya hangi kurumlara açtıklarını, hangi kurumları tercih edebileceğinizi anlatıyorlar. Kapsamı şu, sizi yüksek lisans, doktora, ikisi birden veya tek tek nasıl istiyorsanız yurt dışına gönderebiliyor. Aynen Mustafa Hocam da yazmış, bahsedeceğim. Almanya'nın DAAT bursu var, Fulbright Amerikan bursları var. YLSY'ye devam edecek olursak, teşekkür ederim Mustafa Üstüner Hocam'a. Şöyle, yani 4 sene veya 6 seneliğine işte sizi istediğiniz, demeyelim işte orada listeler oluyor. Hangi üniversiteler varsa, hangi alan seçiyorsunuz. O alanda size verilen seçenekler var. O seçeneklere işte başvuru yapabiliyorsunuz. İşte belli kriterleri var. Bir kere yanlış bilmiyorsam bir ALES istiyor. 2,5 ortalama istiyor. ALES'te de sanırım 75 gibi bir alt sınır olması lazım. Sonrasında bu puanlar belirleniyor işte ALES ve akademik ortalamayla. Ondan sonra sizi mülakata çağırıyorlar. Mülakattan da bir puan alıyorsunuz. Mülakatta size işte genel kültür olabilir, çalışmak istediğiniz konu olabilir, ülkenizi nasıl temsil edeceğinizi biraz işte size belli sorular sorarak bir puan belirliyorlar. O mülakat puanı artı bu işte ALES puanı artı işte akademik ortalamanın belli yüzdelerle ortalama oluşturularak bir puan, toplam bir puanınız oluşuyor sizin. O puana göre tercih yapıyorsunuz, dediğim gibi. İşte sizinle birlikte başkaları da tercih yapıyor. O sene 30 kişi gidecekse işte atıyorum, siz sıralanıyorsunuz. Ona göre, sizin başvurduğunuz yerlere göre siz belirleniyor. Yani çok ayrıntısına dediğim gibi bakmak lazım YLSY'nin. Her sene başka bir şey çıkabilir. Ama döndüğünüz zaman mesela, yanlış bilmiyorsam, bu kısmı bilen varsa benim için beni uyarsın. Mesela 4 yıl kaldıysanız yurt dışında, döndüğünüz zaman döneceğiniz üniversiteyi veya kurumu da belirliyorsunuz bu şeyde, YLSY'de. Sizi yurt dışında bir yere gönderiyor. Oradaki bütün masraflarınızı, işte kalma, konaklama, işte üniversite parası, işte kayıt parası neyse, katkı payı mı neyse artık onlar, yaşamsal bütün ihtiyaçlarınızı sürdürebileceğiniz bir burs alıyorsunuz. Döndüğünüz zaman mesela 4 yıl kaldınız, yanlış bilmiyorsam 8 yıl mı? 2 katı olması lazım ya da birebir de olabilir, ona bakmak lazım. 2 katıysa ya. Size 4 yıl kaldıysanız 8 yıl dönüp burada atıyorum Ankara Üniversitesi'ne döndüyseniz Ankara Üniversitesi'nde 8 yıl kalmalısınız. 2 katıymış arkadaşlarım. 2 katıymış söyledi. Evet hocam. Hı-hı. Öyle hatırlıyorum. Dediğim gibi bakmak lazım. Bunun işte koşulları var YLSY'nin. Ama güzel bir fırsat. Çok da geçmiş yıllarda çok fazla bilinmiyordu. Son 5 yılda biraz daha bilinir hale geldi. Bence güzel bir fırsat. Hemen hemen yani her ülkeye de gönderiyor. Mesela Almanya için atıyorum aylık, yanlış hatırlamıyorsam, değişmiş de olabilir, sanki 1500 euro gibi bir burs veriyordu diye hatırlıyorum. Ama bakmak lazım, dediğim gibi ülkeden ülkeye fiyatlar değişir. İnternet üzerinden rebus.map.gov.tr'den sanırım online bir başvuru yapıyorsunuz. Onun akabinde sizin işte yazdıklarınıza göre, başvurunuza göre sizi mülakata çağırıyorlar. Ama alt sınır dediğim gibi 75 ALES ve 2,5 ortalama olması lazım. 1416 sayılı kanun kapsamında zaten bu işliyor. Bakabilirsiniz bunlara. Mustafa Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bu puanlar kısmı işte belki güncellenir, değişir. Onu arkadaşlar baksın. Hocam, Almanya'da son 5 dakikamız kaldı. Son bir toparlayalım. Toparlayalım. Almanya'da var. Jean Monnet var, Fransa'nın işte bursu.
Ona da bakabilirsiniz. Almanya da güzel bir seçenek olabilir. Yani Amerika ve İngiltere dışında biyoloji alanında özellikle Almanya'da çok güzel üniversiteler var ve çok aktif, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Burada öğrencilerde şöyle bir kaygı oluşabilir. Almanca bilmeden gidebilir miyiz diye. Gidebiliyorsunuz ama başarılı olma şansınız düşüyor. Yüksek lisans için konuşuyorum. Evet. Belki orada ya da gitmeden ona bakmak lazım. Belki bir yıl, bir buçuk yıl kurs alıp, dil öğrenip öyle gidilebilir. Ama doktora için yanlış bilmiyorsam İngilizce programlar var. Yani Almanya üniversitelerinde İngilizce programlı olan bölümlere gidebilirsiniz. O zaman sıkıntı olmayacaktır Almanca bilmemeniz. Doktora da İngilizce ile olayı çözebilirsiniz. Ama İngilizce için de tabii yeterlilik isterler, TOEFL isterler, IELTS isterler. Evet, bakmak evet. lazım üniversitenin koşuluna göre. Yani gitmek istediğiniz ülkeye göre şartlar değişiyor. Ama öncelikle mesela bursları kovalayabilirsiniz. Dediğim gibi niyet mektubu oluşturmanız lazım. Bir hocadan, bir enstitüden veya işte bir bölümden neyse bir kabul mektubu almanız lazım. Mutlaka işte elinizde puanlarınızın iyi olması lazım. Akademik ortalamanızın 2.5-2.70 hatta mümkünse bence 3 üstü olsun. Evet, ülkemizdeki evet. Mesela TÜBİTAK burslarından faydalanmak için. O şekilde olabilir Berfin'cim. Evet, evet. İstersen sen toparla, istersen belki bir 5-10 dakika tekrar bağlanabiliriz soru varsa. Sorumuz hocam sanırım yok hani yurt dışı lisans, yüksek lisansla ilgili sorular evet, gelmiş. Onları cevapladık. Başka sorumuz yoksa isterseniz yayını sonlandırabiliriz. Teşekkür ederim Berfin'cim. Hocam, umarım faydalı olmuş. Çok faydalı oldu. Çok teşekkür ederiz. Tüm KubioGen ekibi olarak size tekrar teşekkür ediyorum. Ve sizin önünüzde de tüm ekibime teşekkür etmek istiyorum. Selenay, Gizem, Oğuzhan, Merve ve tabii ki kurucumuz Kübra'ya çok Kübra. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Bana bu fırsatı sunduğunuz. Ben sizleri tanıdığıma özellikle seninle böyle yüz yüze konuşabildiğimiz için maalesef bu COVID döneminde isterdik hocam, biz de olalım ama çok çok gurur duydum ben sizinle. Gerçekten böyle bir oluşum içinde olmanız beni çok mutlu etti. Hepinizin yolu açık olsun. İnşallah istediğiniz alanlarda, istediğiniz üniversitelerde, istediğiniz kurumlarda güzel çalışmalara imza atarsınız. Dediğim gibi mailimi attım, yazdım. Belki sorusu bir şey ihtiyacınız olur. Ulaşabilir, bize de sorabilir, biz de aydınlığa ulaşabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Berfin'cim çok sağ olasın. Rica ederiz hocam, biz çok teşekkür ederiz. O hızlı zaman artık geçtim süreden dolayı kusura bakmayın. Evet, sorusu olan tekrar sorabiliriz zaten. Size mail adresini bıraktınız. Arkadaşlar Aydın Hoca kitapları da bıraktı. Başka soru yoksa kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Katılabilen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben görebiliyor muyum buradan katılımcıları? Kimler var? Galeri View'da. Öğrencilerimden de var. Evet, son bir dakika. Şuradan görebilir miyim bilmiyorum. Arkadaşlarımdan da var. Teşekkür ediyorum. Güzel öğrencilerim de burada. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tamamdır o zaman arkadaşlar. Hocam iyi akşamlar diliyorum. Bir de son olarak Uludağ Üniversitesi Aerobiyoloji Lab'dan selamlar yazmış Nisa Kaynar. Merhabalar. Kim yazmış okuyamadım. Nisa Kaynar. Merhabalar Nisa. Evet, Uludağ Üniversitesi'nde de Aerobiyoloji Bursa ekibi demiştim. Orada da çok güzel çalışmalar yürütülüyor. Herkese tamamdır selam. Tamamdır hocam. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum.